Claude Chaprol'un Seremoni filmi. 1995 yılında Fransız Yeni Dalga akımının sinemata kurucularından Claude Chaprol. Seremoni. Son Marksist film olarak tanımlıyor Chaprol seremoniyi. Chaprol seremoni filminde burjuvazinin sömürüsüne izin verdiğimizi ve bu işte kesinlikle bir payımız olduğunu anlatıyor. Yaşam hakkında son noktada karar verici kimse yine o kimsenin kendisidir. Dönüşüm ne zaman başlar? İnsanın başka bir insanla olan bağlantısının farklı şekilde en azından kısmen kendisinin istediği gibi de olabileceği düşüncesiyle başlar. Seremoni filmi. Öykü boyunca gerçekleşen dönüşüm, gözden bir yargı kürsüsü olarak hayatımızı oluşturan her şeyi kendi önüne getirir. Bu film, seremoni, sınıf mücadelesinin farkına vardıran ve benzer bir dönüşüme çağrıda bulunan bir sanat yapıtı sunuyor bize. Bayan Levy'nin İşte bu mektup Sophie Bonhomme'a Bayan Lely tarafından verilmiştir. Mektubu ben açacağım fakat onun bilgisi dahilinde. Çünkü herhangi bir kontrol ve denetim ben onları yoksun bırakmamam gerekiyor. Bayan Lely'nin eski eşinden olan, yalnızca hafta sonları evi ziyaret eden genç kız Melinda'nın doğum günü partisindeki konuklarından biri David. David, Nietzsche'nin daha 21 yaşındayken ve henüz ünlü değilken açıkladığı bir düşünceyi davetlilere aktarıyor. Şöyle diyor Nietzsche, David aktarıyor doğum günü partisinde kestaneli pasta yerken. Şöyle diyormuş Nietzsche, İşin zor olanını seçersen böylece daha çok deneyim kazanırsın ve yaşamın değerini iyi anlarsın. Tekrar söylüyorum. David'in ağzından, kesenli pastadan bir dilim daha. İşin zor olanını seçersen böylece daha çok deneyim kazanırsın ve yaşamın değerini iyi anlarsın diyor Nietzsche. Bu sözle uyumlu olarak seremoni filmi en zor ve iş alanı sorumluluklarının sınırların en güç çizilebildiği iş alanlarından biri olan yatılı ev hizmetçiliği mesleğini konu alır. Sophie Bonhomme kahramanımız, proletaryadan biri. Ve postanede çalışan kadın memur yine proletaryadan Jean. Bu ikisi yaşamak için çalışmak zorunda olan proletaryaya aittirler. Günlerden hangi gün olduğunu bile bilemeyecek kadar cahil olan kadın işçi Sophie'nin hizmetçi olarak çalıştığı ev sahipleri, burjuva sınıfı üyeleri ve aynı zamanda işverenler bunlar. George Lelivre ve Catherine Lelivre. Hiçbir özelliği olmayan, başka bir hayatı, sosyal yaşamı olmayan bir hizmetçi işçi kadın olan Sophie'nin varlığı yalnızca yaptığı işe ilgilenmiş durumda. Şaşırtıcı bir şekilde eşitlik sözcüğü de onun kendileri için söz konusu olacağı kimselerin indirgenmiş olduğu bir insana uygulanır. Böylece eşitlik en aza indirgenmiş bir kimsenin niteliğidir. Farkın en az farka, mutluluğun en az mutluluğa, dinlenmenin en az dinlenmeye, öğrenmenin en az eğitime, zamanın en az zamana indirgenerek eşitliğin sağlandığı düşünülür. Bunu görebiliriz. İş yapmaktan başka bir şey yapmayan, düşünmeye ne istediği bilinmeyen ve onu izleyen kimse de
Bir insan kesinlikle böyle olmamalı dedirten bir kimse Sophie Bonham. Tüm bunlara rağmen evde birlikte yaşadığı aile, burjuva ailesi, onu değil yanlış onun yaptığı ve giderek artırdıkları, onun yapması gereken işleri düşünüyorlar. İnsanca yaşayamamış bir kimsenin bir sorunu çözerken insanca davranmasını beklemek şimdiden boş bir iş, boş bir umut olarak kalmaktır. O nedenle umut etmek bir yerden değil. Burjuva sınıfı kendi güvenliğini nasıl sağlar? Buna dikkat edebiliriz. Dikkatimizi Claude Chabrol seremoni filmiyle işte bu soruya çektiğini düşünüyorum. Burjuva sınıfı güvenliği nasıl sağlar? Önce kendisini güvenliği. Alt sınıflar bunu bilemez. Çünkü üst sınıf için, burjuva sınıfı için işe yaramaz hale gelen araçlarla meşguliyet içinde tutulur alt sınıflar, proletaryat. Burjuvaya duyulan öfkenin temelinde proletaryatın olanaklı iyi bir yaşamı yitirmiş oldukları düşüncesi bulunur. Burjuva sınıfı sahip olduğu her şeyi, zaman zaman yasa dışı ya da zararlı olduğunu bildikleri şeyleri dahi kendi kontrolü ve denetimi altında tutmak ister. Örneğin, bayan Lilith oğlu Gilles'in sigara içmesine karşı, ancak kendi bilgisi dahilinde kendi oğlunun sigara içmesine izin verir. Bu bir çelişki gibi görünür. Yine başka bir örnek, aynı şekilde gayrimeşru bir çocuğu olumsuz karşılayacaklarını hepsi bilir. Ancak Bay Lelivre'in önceki eşinden olan Melinda, şimdiki ebeveynleriyle evlilik dışı hamile kalmış olduğu bilgisini paylaştığında bu durum kontrol edilebilir ve önlenebilir hale gelir. Bilgileri dahilinde oldukça burjuva sınıfının alt sınıflar tarafından ahlaksız ya da bir skandal olarak karşılanacağı konu burjuvayı asla sarsmaz. Onlar için bu bir sorun değildir. Çünkü durum kontrol edilebilir ve önlenebilir hale geldikçe her türlü olumsuzluk ile baş edilebilir. Burjuva böyle çalışır. Burjuva sınıfının hayatını döndüren çarkları proletarya oluşturur ve devindirir. Bunun maddi yönünü kavraması proletarın dönüşümü için yeterlidir. Örneğin, telefona cevap verme işiyle görevlendirilen Sophie Bonham'dan yine aynı hattan paralel bir telefon cihazı üzerinden aktarılacak sırlar nasıl saklanabilir? Bir ev hizmetçisi olarak çalışan Sophie sonunda onun dünyasını karanlığa gömen maddi koşullarının farkına varmaya başlar. Sophie, burjuvazinin proletaryadan hiçbir şeyi saklayamayacağını ve proletaryanın burjuva sınıfının gerçek hayatını kayıt altına alıyor olduğunun farkına varır. Dahası, proletaryanın burjuvazinin yaşamını geride hiçbir kanıt kalmayacak şekilde temizleyebileceğinin farkına varır Sophie. Temizliğin şerefi. İşçi sınıfının burjuva sınıfına verdiği karşılığın kendisini ortaya koyma biçimi her zaman serttir. Alışılmış bir düzen yıkımı korkunçtur. Alışılmış bir düzen yıkımı korkunçtur. Tekrar söylüyorum. İşçi sınıfının burjuva sınıfına verdiği karşılığın kendisini ortaya koyma biçimi serttir. Alışılmış bir düzen yıkımı korkunçtur. Ancak bu yıkım her zaman kaçınılmazdır. Proletarya, burjuva sınıfının kirli yaşamının temizlik hizmetçisi olmasıyla kendi yaşamlarını çirkinleştiren bu sınıfı bir kanıt bırakmayacak şekilde yok etmek gücüne sahiptir. Ama henüz örgütsüzdür.
Çünkü burjuvazi kendi varoluşunu proletaryanın hizmetiyle kanıtlar. Burjuvazi kendi varlığının kanıtını kendi varlığının kanıtı olarak burjuvazi proletaryanın hizmetini gösterir. Tabi proletarya ya bundan gurur duyar ya da ne? Proletarya bu kirli yaşamı geriye bir kanıt bırakmayacak şekilde temizleme gücüne sahiptir. Proleterler kendilerini bir sınıf olarak ortaya koyabilecekleri bir dayanışmayı kendi içlerinde gösterebiliyorlar mı? Soru bu. Bu soruna işaret ettiği için Kolçakoğlu Seremoni filmine son Marksist film adını veriyor. Tekrar soruyorum. Proleterler kendilerini bir sınıf olarak ortaya koyabilecekleri bir dayanışmayı kendi içlerinde gösterebiliyorlar mı? Adalet. Adalet, herhangi bir yargı kurumunun envanterine yazılı bir konu değildir. Bunu felsefede iyi biliriz biz. Adalet, hukukun yazılı biçiminin hiçbir sözcüğünde yer almaz. O nedenle adalet felsefi bir konu. Hala öyledir. Çünkü tüm çatışmaların taşındığı yer olarak gösterilen yargı da çatışmalı bir alandır. O nedenle kim güçlüyse hukuk ondan yanadır. Bu bizim gözlemimizdir. Kolçakoğlu da bunu farkındadır. Filmde bunu şöyle görüyoruz. Seremoni filminde posta memuru olarak çalışan Jean'ın nasıl öldüğüne dair kanıt teşkil edebilecek bir görüntü yoktur. Ama dikkatli bakın. Bu bir cinayet mi? Jean'ın ölümü bir cinayet mi? Yoksa bir trafik kazası mı? Kesinlikle trafik kazası değil. Burjuvazi'nin cinayetlerinde kanıtlar proletaryanın önünde apaçıkken proletaryanın kendi sınıfı içindeki cinayetlerinin kanıtsız kaldığı görülmektedir. Jean belki de Sophie tarafından öldürüldü. Sonuç olarak proletaryanın bir üstünlüğü olarak beliren özelliği Sophie'nin geride onu suçlayabileceğimiz bir kanıt bırakmıyor oluşudur. Dikkatinizi çekmeye değer buluyorum, tekrar söylüyorum. Sonuç olarak proletaryanın bir üstünlüğü proletaryanın bir üstünlüğü olarak beliren özelliği Seremoni filminde çok açık. Sophie Bonhomme'un geride Sophie Bonhomme'u suçlayabileceğimiz bir kanıt bırakmıyor oluşundan kaynaklanır. Budur üstünlük. Sophie şimdi başka bir burjuva sınıfına iş başvurusuna gidiyor. Ve mektup Bayan Lelivre'den, referans mektubu. Yakınlaşalım lütfen bu mektuba. Yakınlaşalım.